Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Mart Perşembe, İzmir Şirinyer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün iki tane yerli yarış programımız devam ediyoruz. Gündüz İzmir'de görmüş olduğunuz 8 koşulu bir yarış, yani tek altılı. Kocaeli de aynı şekilde yine 8 koşulu tek altılı bir program var arkadaşlar. Tabii Kocaeli'nin şablonu hemen videonun sonunda yer alacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Hemen fazla da vaktinizi almadan yarış programımıza zaten geçiş yapacağım. Dünkü İstanbul yarışları gördüğünüz gibi bayağı bir sürprize eksiltti sizi. Bu tay yarışlarında, maiden yarışlarında kaderi belirleyecek gibi kelimeler söylemiştim. Yani inanın koşan taylarımın hepsi de birbirinden iyi işler yaptı. Yani işin içinden çıkamıyor ama tabii mecburen bir sıralama yapmak zorunda kaldım. Ama gerçi iş orada bitmedi ama bütün her yer patladı. Yani program başlı başına zaten zordu. Ben de bunu sürekli ifade etmeye çalıştım. Gerçekten gözümü korkuttu yani. Ama orada size bir uyarıda da bulundum. Yani mümkünse yarı seçerek oynayın veya temkinli oynayın. Yani fazla büyük açılmayı da oynayın. Çünkü benim amacım sizlere burada para kaybettirmek değil. Yani şu TCK'dan artı 1 TL ile çıksak kar kardı yani. Öyle bir hal aldık. Çünkü neden zaten biliyorsunuz. Yani hipodroma giden, serenlerden belki giden insanlar ne yapıyor? İlk başta bir altılı yapıyor veya işte benzer bir oyun. Güzel bir paraya ikramiyi alıp götürmek maksat o. Ama altılılar bir yerde yatıyor. 5'liye gidiyor, 4'liye gidiyor, 3'liye gidiyor. Öyle. Şimdi işin gerçeği bu. En son artık kaybettiklerini sayınmaya başlıyor. Ya diyor, ben en azından şuradan bir ikili veya bir çift alayım da kaybettiğimi çıkarayım. Şimdi bu sefer o derde düşüyor insan. Yani işin kötü tarafı da bu. Maalesef hepimizin başına geliyor. İşte o çaresizlik duruma düşmemek için sizi aslında benim yaptığım taktiği yapsanız bence iyi olur. Ben oyun oynadığım zaman inanın eğer uygun değilsem yani kalkıp yarışını seyretmiyorum. Akşam eve geldiğim zaman açıyorum şeyden bu TCK sonuçlarda. Oradan sırayla yarışları seyrediyorum sanki canlıymış gibi. En azından yattığım zaman başka yere saldırmıyor. Yani oyununuz varsa oynayın peşinden. Akşam sabırla bekleyin, geçin oturun evinize. En azından yarış seyrederken daha rahatsız edersiniz. En azından tuttuğunuz atı da daha iyi takip edersiniz. Güzel bir oyun olur ve cebinize de fazla gitmez yani. En azından bu taktiği de yapabilirsiniz. Ben çünkü bunu yapıyorum. Çünkü öbür türlü tahrik oluyor. İnsan gerçekten kolay bir iş değil. Yani insanın cebinden bir eksilmesi insanları farklı hale getiriyor. Yani kusura bakmayın biraz akıl vermiş gibi oluyor ama büyük ihtimalle zaten çoğumuz da bu şekilde yapıyordur muhakkak. Ama dediğim gibi inanın bu oyunların önüne geçilmiyor. Ben zaten sürekli söylüyorum. Yani başka yorumcular gibi değilim ben. Kalkıp hani oynayın şurada kazanın değil. İnanın bu altından veya oyunlardan yani mümkün mertebe uzaklaşmaya çalışın yani. Gerçekten iş çığırından çıktı. Zaten birim fiyatlarının artması hani sürekli söylüyorum. Yani zengin oynayana, büyük oynayana yem oluyoruz, anladınız mı? Yani arada tamam tutuyoruz, ediyoruz ama nereye kadar? Büyük ikramiye artık tesadüflere kalıyor. Çünkü atlar birbirine çok yakın. Atlar, yurt dışı atları geliyor, bilmem ne atları geliyor, karışık atlar geliyor. Ya, işin içinden çıkmıyor. Bakıyorsunuz at idmanda hiç gitmiyor. Yarışta uçuyor. Ya, idmanda uçan at, yarışta adım atmıyor. Yani bunlar sürekli olan şeyler. Yani senelerden beri olan şeyler. O yüzden siz olun, sağlığınızı önce muhafaza edin. Ondan sonra dediğim gibi bu maddiyatı biraz dikkat edin arkadaşlar. Ya gerekirse dörtlü ayağına oynayın yani. Yedili piyasa oynayın. Ben burada bazı arkadaşlarımız söylüyor. Yedili piyasa ayağına riskli veriyorsun diye. Ya ben genelde eğer çok karışıksa birkaç at zaten yedili piyasa söylüyorum. Ama bir az at olduğu zaman eğer gerçekten kazanmasını görüyorsam söyleyeyim. Ha, şansa at geçmez bilmem ne olmaz. Çünkü bu canlı bir oyun. At da bir canlı yani makine değil ki yani 80 basalım 100 basalım da at motor gibi gitsin yani öyle bir şey yok. At belki bir sancısı olur bir şey olur. Yani bu at yarışının zaten doğası. Neyse arkadaşlar ben hemen yarış programımıza geçelim. Kusura bakmayın böyle bir muhabbete girdim. Dediğim gibi Kocaeli yarış programı şablonu hemen videonun sonunda yer alacak. Evet günün birinci koşusu saatler 14.30'u gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı. Ve 8 tayın yer almış olduğu bu koşuya baktığı zaman 4 dolu Empire of the Star Halt Şokolade temsilcisi Nevzat Avcı ile start ediyor. İlk yarışındaki 5.liği bence güzel. İkinciliği de çok çok iyi geldi bana. Ben bu safkanın uzayan mesafede de yatkın bir orijine sahip olduğunu ve çalışmalarını güzel muhafaza eden bu safkanın bence bu yarışı kazanmaya da çok yakın gözüküyor.
O yüzden dörtlük ayağının bu ayağında ben dört alıp Empire of the Star'ı Nevzat Avcı'da tek olarak öneceğim. Günün ikinci koşusu Yedili Plase'nin başlangıç ayağı şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 2200 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığı zaman iki nolu bombacan bu 10 yaşına gelen bu Kıvanç'ın temsilcisi maşallah Tay gibi Nevzat Avcı'nın startı son ikinciliği de en azından son iki yarışta bir tabela dışı oldu ama bu son ikinciliği telafi etti. Safkan'da iyi hazırlıklara sahip bence mesafeye de yatkınlığıyla da burada kazanmaya çok yakın gözüküyor. O yüzden bir risk olmadığı takdirde bence 2 numaralı bombacan Nevzat Avcı da kazanır. Ama yanına ben Yedili Plase'yi sağlamlaştırıyorum veya yanına bir at daha yazılım derseniz bence 6 numaralı Taş Demir Bey'in bu bitirim kalıcı temsilcisi Tokaçoğlu'nun formu da çok güzel. Bence bu safkan ilave olabilir. Yani o yüzden 2 daha sonra 6 olarak önerebilirim bu Yedili Plase'nin ilk ayağı. Günün 3. koşusu altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Turgut Koyuncuoğlu koşusu bir kısa vadeydi. 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve 7 safkanın yer almış olduğu bu koşu gerçekten güzel bir çekişmeli bir yarışla başlıyor. 7 safkan var ama bana göre 7'sinde geliri var yani öyle bir yarış bizi bekliyor. Ama tabii ki benim sıralama nasıl olacak? Ben 7 nolu Dragon Fire'cıyım bugün bu taraf temsilcisi Akın Sözen'le. Bence güzel formu da var. Safkanın bakmayın son 2 yarışı 5'incilikler aldı. Tamam bu safkanın genel durumu oldukça iyi. Bence bu uygun rakipler arasında 1'inciliğe de çok yakın. Tabii bir nolu Color of Light gibi İmsi Sun temsilcisi Muhammed Ümit'in de Stefan Safkan. Son yarışta çok güvendik ama ikincilik elde etti ama Safkan'ın genel durumu yine iyi. 5 nolu Delaware. Bir genel kuartes temsilcisi bugün Ahmet çekti. Stafford son 0 çekti ama ben hiç ölçü almıyorum bu Safkan'ın bir yarış için. Bu Safkan bugün önde istediği tempoyu kurup bir anda yarışı lehine çevirebilecek kabiliyete sahip. Çünkü uzun mesafelerde önde güzel temposuyla bir anda yarışı değiştirebiliyor. Tabii bir de altın olur Pico Pico bir Cemcem temsilcisi. Cemcem de biliyorsunuz İzmir'in gerçekten iyi atlarından birisiydi. Bence bu sponsor ekürüsü de bugün Mehmet Kayalı'da oldukça şanslı gözüküyor. Hazırlıkları da oldukça iyi gözüken bir isim. Yani 7-1-5-6 biraz daha ön plana çıkarız ama bir ilave yapalım derseniz bence bu Yonoduska temsilcisi olan 4 nolu Mustani'yi Özcan Yıldırım'la ilave ederiz. Önceliğim 7-1-5-6 daha sonra 4 ama 7 bende biraz daha ön planda. Bunu da söyleyeyim. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan ikinci anda şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim yarışına geldik. Evet çim olunca ne aklınıza geliyor? Hava pis duruma geliyor çünkü pis değişir mi değişmez mi? Valla çarşamba günü hava kapalıydı ama yer güneşliydi ama rüzgar vardı. Bayağı bir şiddetli rüzgar vardı. Yağmur gözükmüyor. Yani yağmur yağmadı. Şimdi yarış günü yağmur yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Hava durumunu meteorolojik ben pek güvenmiyorum çünkü güneşli dediği havada sağanak yağışlar oluyor. Ama her şeye rağmen yağış gözükmüyor. Siz yine ne yapın edin bir bakın arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde olacak. Çim yarışta bir nolu Bianco'ya başlayacağım. Bu Victor Galo temsilcisi Ahmet Çelik'le. Kumpis'te güzel bir performansı var. Bu safkanın çimi de çok iyi. İki nolu Lawrence Ifas Manus temsilcisi Mehmet Kayra Statal safkan. Sertliklerde güzel bir performans gösterdi. Bu safkanın da çim yarışları oldukça etkili. Ve iyi hazırlıklarla bu yarışa oldukça hedeflemiş gözüküyorlar. 3 nolu Can Yoldaşım. Bu Smart Robin temsilcisi Muhammed Rebik'in de Start of Safkan. 5 aya yakın bir arası var ama Çimpis'inde çok etkili bir isim ve çalışmalarını oldukça hızlandıran bir isim. Yani muntazam çalışmalarıyla bence bu yarışa fit durumda giriyor. 6 nolu La Bombonera. Bir Robin temsilcisi Start of Safkan'da Nevzat Avcı'yla. Yine Kunda da Çimpis'in de sertlikli ve başarılı koşabilen bir isim. Safkan'ın genel durumu yine iyi gözüküyor. Bir de 12 nolu Murat, bir My Boy Charlie temsilcisi olan Safkan'da oldukça uygun kilosu Halit Göçe'de çok güzel bir form yakaladı. Son birinci de iyi. Çim'in de iyi bir ismi. Bence bu 12'yi de es geçmeyelim. Benim de sıralama 1-2-3-6-12 oldu bu koşuda. Günün 5. koşusuna geldik. Altılı Ganyan 3. aya karşı yakan belediye başkanlığı koşusu bir kupalı yarış kısa vade 8. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı. Yani 4 safkan var şu anda gördüğünüz gibi. Ben 4 nolu Obi Çelik bir Kalbak temsilcisi Tolga Yıldız da sevdiğim piste koşuyor. Bence güzel bir formu var. Son ikinciliği hiç ölçü almıyorum. Safkanın genel durumu iyi. Bence kazanmaya da çok yakın gözüküyor. 4 nolu Obi Çelik Tolga Yıldız da bana göre en sert rakip konumunda da Özgün Han temsilcisi olan 1 nolu Seçeran Ahmet Çelik de bence en sert rakip gözüküyor. Tabii geri kalan iki safkanın günah suçu var mı? Yok. Onlar da sağlam ama ben 4-1'i diğer rakipten oranla biraz daha ön plana atıyorum.
Günün 6. koşusu altında Ganya 5. elden meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 9 tayın yer almış olduğu bu koşuda Binolu Ateş Prens bir Cougar temsilcisi. Bugün ceza bir kilosu var, 61 kilo artık eskiden meydanlarda normal kiloydu ama son zamanlardaki kurallarla işte belli bir şey geçince 2 kilo 3 kiloluk bir fazlalıkla koşuyor. Bugün Özcan Yıldırım'la start, daha önce de Özcan Yıldırım'la start aldığı yarışta 5.lik elde etmişti ama ben Safkan'ın bu ara bayağı hazır görüyorum. Çalışmaları da iyi. Mesafeye de yatkınlığıyla bence kazanmaya çok yakın gözüküyor. Bir aksilik olmadığı takdirde kazanması bence olacak gibi gözüküyor. O yüzden Binolu Ateş Prens küçükleri sevenler için alternatif olsa bir banko alayım ama rakipler arayanlar için de bayağı rakipleri var. Bunlar sırasıyla 5 nolu Remziye'nin oğlu, 9 nolu Hard Hunter, 8 nolu Yavaş Abdi ve 7 nolu Stavanger. Önerebileceğim diğer isimler. Önceliğim 1, daha sonra 5, 9, 8, 7. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayarında şartlı 5, Aprantara Mahsus 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışı ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşu yine zorlu ve çekişmeli bir yarış müzikleri. Çünkü yeniden Apranti yarışı oluşu inanın biraz daha olaya renk katı. Yani şimdi Apranti olmamış olsaydı ben direkt burada başka bir atı tek atardım. Şansa artık derdim ama şimdi Apranti olunca işte Apranti'nin de taktikleri bazen farklılaşıyor. Onlar genelde söylenenleri yapıyor ama bazen işte kuralların dışına çıkmak zorunda kalıyor. Ben burada 3 dolu Gökçe Star. Bu Kajber temsilcisi Ali Gökçeri. Son ikinciliği iyi. Zaten iyi gruplarda start almış bir isim. Bence bu sefer çıktığı gibi yarışı bir anda bir solukta bitirebilecek gibi gözüküyor. Halit Gökçeri de bayağı şanslı. Çünkü öteki safkanlar mahalliyle arkasında dizilecekler. Gökçeri Star da şimdi önde rahat rahat bir temposunu buldu mu inanın bu at kolay kolay kesmiyor. İki nolu Demir Nihat Büyükür. Gökçeri temsilcisi artık kardeşimizin ismi Kadir mi Kemal mi? Bakayım. Kuzey Çay Bakanlığı start alıyor. Son 3 yarışı arka arkaya kazandı. Bu safkan da fit turuna tırnağın ucunda. Bir de bir nolu Can Oğlu Can bir hızlı tay temsilcisi Sinan Akşın'la start alan Tavkan'da seri ikincilik var. Bence biraz daha şanslı gözüküyor. O yüzden 3-2-1 benim önceliğim ama dediğim gibi zor bir koşu. İlave yapmak gerekirse bana göre kalan 2 safkanı da ilave edip bayağı kapatabiliriz. Yani önceliğim 3-2-1 daha sonra hepsi. Günün son koşusuna geldik. Handikap 13-4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. Biraz kalabalık son ayak 14 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben 10 nolu Tılısın bu Özgüran temsilcisi Enes Üstün'le start alıyor. Safkanın genel durumu oldukça iyi. Her geçen gün formunu yükselten bu safkan iyi hazırlıklıyla bence bu yarışı kazanmaya çok yakın gözüküyor. O yüzden benim bugünkü banko tercihim Banko Liman'ın 10 nolu Tılısın oldu Enes Üstün ile. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Arkasından dediğim gibi Kocaeli şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.